Ve Brown geldi alt koridorda. Bir önceki maçta bizim denediğimiz kompozisyonu onlar deneyecekler. Şimdi çok dikkat etmemiz gereken bir konu var. Lucian'ın oyunun ilk 5-10 dakikasında kontrolden delicesine çıkmasına müsaade etmememiz lazım. Çünkü sanmıyorum çıkabilen bir yapabilen bir şampiyon değil ki bu. İşte bunu, dikkat etmemiz Lucian. Lazım. Çünkü yani, biz özellikle alt koridordan zaman zaman çok şey isteyip çok şey kaybettiğimiz zamanlar işte, yaşadık bu ön elemede. Evet. Şimdi burada Ryze'i kontrol altında tutmanın şöyle bir avantajı var. Ryze'i kontrol altında tutarsan Jayce'i de kontrol altında tutuyorsun. Çünkü TF tehdidine karşı bir savunması yok Jayce'in. Eşit gitmeye devam ediyoruz. Şimdi Yampir'i engece aldık. Güzel. En azından yalnız şimdi alt koridorda tehlikeli bir noktada kaldık. Alive sersemletilecek. Çifte sıçra geldi. İlk kan burada. Misfortune'dan geliyor. Şimdi Zergs'in kovalamaya devam ediyor Dogon'u. Çifte ışından geldi bizden. Arka tarafta Dogon'u yakalayalım hadi. Dogon'un üzerinde bitkinlik. Crazy aldı skoru. Burada bir 3-3 kaldı ama bizde manalar falan. Çok az seviyede. Yengin başı dertte güzel bir kutlusuz. Hasar almıyorduk ama şimdi almaya başladık. Zergs'in burada düşen ikinci isim olacak. Crazy de burada sıraya girecek mi? Çekişte ittirdi. İyi bile gelmiş olabilir bu bize. Bollu bu arada sarı kartını çekiyor. Bütün minyonların arasında Kino'yu bir bloklasak mı minyonlar? Denediler ama başarılı olamadılar. Bitkinliği sıçrası zaten yok. Bitkinlikle girmişti oyuna. Burada yalnız Huşa ve Lengin ikilisinin baskısından kurtulması imkan dahilinde gözükmüyor. Oyundaki üçüncü skorlarını alacaklar. Burada Beyond Gaming Crazy. Ya burada yani şöyle rakibi geri dönmeye zorlayacak kadar da hasar vermesi belki bir teselli noktası olabilir ama bu hamlemizden haberdarlar muhtemelen. Ama cevap vermek isteyecekler mi o ayrı bir soru. Mahan'la Bollu arasındaki bir birebir dengeli bir birebir oldu diyebiliriz ve ilk ejder bir önceki oyunda olduğu tehlikeli gibi yine bizde olacak. Bu bayağı tehlikeli. Sonrasında savaş çıkabilir ve bir anda üzerimize kapandılar, ışınlanlar yok. Ejderi de alamadık. Eller bir kez daha düşecek. Zergsting de aynı şekilde. Ejderi de leashlemiş olduk rakibimiz için. Zergsting de burada düşüyor. Ve yani Dogon'un kazanma koşuluna dönüşmesinden bahsetmiştik. Salt Dogo değil. Herkes kendi koridorunda gayet iyi durumda ama çok çok gereksizdi. Artı bize de yani TF dışında neredeyse hiçbir şey de katmayacak. Ziyaret süremiz zaten kısa. Huşa'yı en azından sersemletti ama şimdi Mojito ters yöne doğru kaçıyor. Mekan sapmasına Mahan gelecek. Mahan'ın sıçrası nereye yok. Geldim, Mahan'ın sıçrası yok. Yeter mi hasarımız? Evet çok güzel. Alamete doğru hayır. Leona burada yok. Leona burada yok. MF'de yok. Kimse yok. MF'de yok. Bolu'nun dikkat etmesi lazım. Bolulu. Bolulu sersemledi. Bolulu sıçrayı kullandı ve oradan uzaklaşıyor. Hayır. Sıfırlamadı orada alamet. Ya alamete o zarı atmamıza gerçekten gerek var mı? Cevap hayır gibi gözüküyor. Tamam artık çıkalım. Hala yaklaşıyoruz. Herkes geldi yani burada. Geldiği için burada savaş yapmak istiyoruz. Ama Zergsting seviye 5 daha. Aa, çok güzel mermi manyağı ama. Kino'dan aynı güzellikte ulti geldi. Şimdi hasarlı yenge çıkartmak lazım ama ilk düşen bizden oldu. İlmek ilmek de hasar olarak yetmiyor. Mahan yaklaşıyor gibiydi ama vazgeçti. Yengin üzerinde bitkinlik var şu anda. İlmek ilmek yükleri de gelmeye devam ediyor. TF'de gelecek. Sarı kart. Bravo. Üzerinde bir de Q bıraktı Bolulu. Üst koridorda skoru aldı. Burada bir 3'e 3 var. Kuleyi yeterince iyi kullanırsak bu 3'e 3'te başımız derde girmez Kino. Ryze geliyor. Çık. Zergsting yalnız, infaz. Çok güzel. Arka ışınlan da geldi. Devamı olur mu? Olmaz herhalde. Işınlancıyı çıkartmak lazım oradan. Arkada bu arada Mahan yakalandı. Mahan'a bir de mermi manyağı Mahan düşüyor. Karşımızda yalnız Bolulu'yu da kaybedeceğiz. Şu ana kadar hiç şey yapmadık onu. Ve yani barikata da gitmiyor Bolulu. Yine ejdere doğru hareketlendiğini görüyoruz. Alt koridorun kontrolü tamamen rakipteyken, ejder erkenden başlamışken aşağıda o esnada bir şeyler almamız lazım. Uşa'yı almak biraz zor. Ufuk kılıcı da kaçtı. Şimdi TF gelecek. O ultiyi açmadan indirir miyiz? Ultiyi açmadan da indiremedik. Zergsting'in de başı dertte. Bu kule altı denemesi felaketle sonuçlandı. Kucağına düşeceğiz burada Kino'nun. Ama Mojito burada skoru alıyor. Bolulu da burada. Freljord karşılamasından güzel bir yana adım. Alive da sıçrattı ama Mahan geliyor. Tek kaldı. Crazy geldi oraya şimdi. Kino yalnız Yetim Gare'yi kullanacak. Gwen'in ve TF'in yan koridor baskısını yeterince sağlayamadık. Bu alamet de yavaş yavaş aldık. Problem haline dönüşür mü? Hayır. Güç patlamaları şu anda onların lehine çok net. Özellikle iki eşyası olan Lucian'a karşı neler yapacağız acaba? Yalnız yine Dogon'un üzerine gideceğiz mi acaba? Tersten Zergsting geliyor ama ufuk kılıcı tutmadı. Kino'nun da canı az. Kino'yu en azından alır mıyız? Zergsting kaçtı bu arada. Zergsting yalnız bir şok patlaması gelecek. Geldi. Yine aynı çalı bize iyi davranacak mı? Zergsting o çalıya girdi. Ters taraftan bu arada Crazy ile Mojito'nun geldiğini görürüz. Huşa içeri girecek. Crazy kutlusu açtı bu arada. Pek hasar çıkartamadılar. Leon ultisi birazcık daha iyi gelebilirdi ama bizim takımın diğerleri pek yetişemedi oraya. Bolulu sarı kartını aldı. Zergsting'i feda ediyoruz. Karşısında Kino'yu alma şansımız olmayacak gibi. Yalnız çok iyi hasar verdik ya. Burada bir şeyler çıkabilir mi acaba? Kartlar martlar havalarda uçuşsa Bolulu'nun üzerine gelmek istiyorlar. Elay'ın ultisi geldi. Elay'ın ultisi geldi. Ay çok kötü şok patlaması geldi. Mahan'ı almayı başardık ama o şok patlaması işleri birazcık bozdu. Alive'da ultisini kullanamadan düştü Mojito. Kan içenle yaşarım dedi ama olmadı o iş. Bolulu arka arkaya skorlar. Liang de çok iyi bir maç geçiriyor diyemeyiz. Ama buradaki şok patlaması belki
bu takım savaşının tek başına kaderini değiştiren hamle oldu. Liang bir de burada şok patlamasıyla. Bir önceki karşılaşmada kadar değiliz. Yani şimdi açtık mesela alameti alt koridor kulesi için. Alive. Düştü mü? Ölmedi. Oldu, düştü. 10.000 altın. 10.000 altın burada kime gitti? Leona'ya gitti. Daha iyi biri olabilirdi onları ama. Da. Ya satıyorlar, ne güzel. TF'in ultisi var mı? TF ultiyi bu arada gelirken kullanmış. Crazy ilmek ilmek. Bir de Strah yetişmedi. MF dışında öyle çok büyük bir anlık hasarımız yok. Genelde düzenli hasara sahibiz biz. Bolu'nun ışınlanı var. Şu anda Crazy'nin ışınlanı yok. Mojito'yu yakalamaya çalıştılar ama o çok mümkün değil. Yalnız arkada Elay çok büyük bir hasar almış. Neden aldı tam olarak göremedim. Bu kule gitti. Çıkmak lazım. Zergsting içeri giriyor ama Dogo'yu yakalama şansımız olmadı. Şimdi Deathbuz geliyor ya. Hasar o kadar yok ki yalnız. Dogo'yu indirdik yine aradan. Şimdi güvende düşecek. O kart Kino'yu da alsa. İki ekibi değişim olsa ne güzel olurdu. Huşa'yı sersemlettik ama devam etmek birazcık tehlikeli olabilir. Bolu ters taraftan geliyor. Bu ejderi bırakmaya niyetimiz var gibi gözükmüyor. Savaşabilir miyiz o ayrı soru. Ejder 2800 canda. Dağınık Dogo. Bir savaş var. Huşa herkesin ortasında. Bolu'lu düştü yalnız arkada Dogo'ya. Ejder yine sıfırlandı. Bizdeki hasarlar yine çok, çok yetersiz. Huşa'yı yalnız yakaladık. Huşa'yı düşürdük. Arkada Crazy bu arada müthiş zaman kazandırıyor. Canlar çok ejderi az alabiliriz. Ya. Ejderi alabiliriz. Ejderi aldık. Ejderi aldık. Mojito düşecek. Ah, crit patladı. Mao'an o tarafa dönerse sıkıntı olur. Gerçi Mao'an yalnız başına transit geçti. Zergsting'e Runax'ı atmayacak. Günaydın Mao'an. Günaydın Zergsting. Ve devam ettiler. Mezle avantajı TF'in elinde böyle kesinlikle. Durumlarda. Evet evet o doğru. Şimdi oynayacağız oraya, içeri girdik. Kino yakalandı. Kino en iyi hedef mi? Çok emin değilim. Arkaya gelen ulti Dogo'ya tam isabet etmedi. İnfaz mermileri. Mojito'dan ama... güzel tekme ama yine Kino'nun üstündeyiz. Kino'nun üzerinde, tank desteğin üzerinde yazdı. Mermi manyağı ettiler onları. Şimdi güzel bir sarı kart geldi. Huşa'yı yakalar mıyız? Huşa nispeten tank ultisi de var. Dogo arkada bekliyor bu arada. Dogo gelme oradan. Dogo oradan gelirse sıkıntı olur. Dogo oradan geldi mi sıkıntı olur. Tahmin ettiğim üzere ölmedi. Çift vuruş düşmedi ama. Diğer tarafta Alive. Orada Shinji ayarlamayı başardı. Oradaki görüşü almak için bir kişi yetmez. İki kişi de yetmez. Alive Dogo arada infaz geldi. Yine Dogo'dan. İlginç bir hamle, garip bir hamle geldi. Muhafızları da gitti. Muhafızı da gitti. Şu an muhafızı da gitti yok. Söylediğin gibi şimdi arka tarafta Bolu saçar tohumu kırıyor. Yalnız bekliyorlar bizi. Görüyoruz onların beklediğini. Panik yaptılar. Panik yaptılar. Şu anda ulti Liang'e isabet etti. Alive'ın başına da Alive'ı koruyamayacağız galiba. Aman Alive. Biz de, biz de biraz panik olduk. Bir de 850 altını verdi orada Mao'na. Bizim orada yapmamız gereken tek şey pitin içerisinde yakalama konuları. Elimizde Leona MF ultilerini tutsak kazanacağız her türlü. O Kino bu arada. Bırakalım, bırakalım, bırakalım. Mojito bir çalma denemesinde bulunabilir. İçeri bir kontrol totemi geldi. Mojito'nun yerini biliyorlar. 3900 can. Şimdilik hasar vermeyi bıraktılar. Mojito'nun çalma tehdidinden korkuyorlar. Dogo yalnız Mojito'ya doğru gidecek. İnfaz kaçtı. Ejder'e de geri dönmüyorlar. Yalnız Crazy kötü pozisyonda yakalabilir. Zergsting ile Mojito'ya döndüler. Kitle kontrol yemezsek çıkın çok artık. Çok güzel, tamam. Tamam çıkın artık, gerek yok. Çok güzel. Yapmamız gerekeni yaptık şu an. Baron'u vermedik. Ama okyanus ruhları var. Devam edebilirler yani. Yani tekrardan. O kadar bu arada rakibimiz de tedirgin şu anda. Bu. Ama yalnız geri bu. Dönüyorlar şu anda. Onlar avantaj. Geri dönüyorlar. Beklemiyorlar mı bunu? Beklemiyorlar. Şimdi Huşa fark etti. Huşa uyandı. Huşa uyandı. İçeri şöyle bir mızrağını salladı. Mao'an da orada. 4 kişiler. Ama güçlü dörtlüleri burada. Görmüyorlar şu anda. Kaç canda biz de görmüyoruz. 4000 can, 3500 can. Crazy Mao'nun üzerine doğru gidiyor. Savaş başlattık. Mao'na kitle kontrol zincir mermi manyağı. Mao'nu burada alacağız. Liang'i düşüremedik ama Huşa da kaldı. Huşa kaldı sadece içeride. Huşa'yı bir düşürsek mi? Şok patlaması fena değil ama Mojito'nun kalkanları da gayet iyi. Dogo içeri girer mi? İçeri girerse başı derde girer mi? Huşa dışarı çıkmaya çalışıyor. Ejder! Aldık Baron! Baron bizde, Ejder değil onun adı Baron Kürşat. Sen neler söylüyorsun? Gol oldu neyse ki o şok patlaması. Güçlendirilmiş bir şok patlamasıydı. Kino yakalandı. Kino en iyi hedefti acaba. Evet evet, düşün. Kino'ya bayağı bir hasar verdik ve kapı gibi de kullanıldı. Şimdi içeri giriyoruz, ufak kılıcı. Kino'yu erittik. Güzel de bize o noktada kronometre geldi. Biter oyun. Huşa açıyor. Kaçıyorlar. Arka doğru mekan sapmasıyla kaçtılar. Zergsting hayatta kalamadı Mao'an. İki tane kronometre var bu arada. Hızlı bayağı. Dikkat etmek bayağı lazım. Hızlıyız. Bitiriyor muyuz? Bitirdik. MF'de bitirdik. Kaldı. Bunu da bitirdik. Huşa yalnız X score onlar aldı. Çok hasar çıkıyor. Şimdi kronometreler crazy. Pis iş yapıyor. Kronometrelere crazy. Dikkat. Canlar çok az. Hadi çok az. Artık. Çok az. Şu mısırları. Mojito yalnız kronometreden çıktığı anda düşecek mi? Ses dalgası. Sarı. Kırmızı kart. Kırmızı kart geldi Bolulu. Düşerse oyun biter mi acaba? Hayır, bitmez. Bolu hayatta kaldı. 2 dakika kadimimiz var yalnız Kino. Kino yakaladı. Leona dönmüş. Oo. Oyunu bitirmeye çalışacaklar mı acaba? Bolu burada zaman kazanmaya çalışıyor. İnhibitörü bırakmak zorundayız. Bitti galiba. 15 saniye.
Sanki tutar gibi tuttu, ya. Yok, bence yok, devam etmeyecekler zaten. Bitmedi. Evet, evet. Devam etmeyecekler. Barona dönecekler orada muhtemelen. Malmortius. Yetişecek Bollu buraya. Gördük sonradan. Ve Zergsting'in bu arada Kadim Ejderha güçlendirmesi var. Freljord karşılaması geldi. Yalnız şimdi mermi manyağı. Pek istediğimiz gibi olmadı. Huşa'nın bu arada koruyucu meleği olduğunu hatırlatalım. Şimdi kutlusuz açıldı. Huşa'yı yakalayabileceğiz mi? En azından bu arada mekan sapmasına girebildi mi? Girebildi. Ya yine. Bu mekan... Bu arada Dogo son anda sıçrayla kaçtı. Aman. Sarı kart geliyor ama kapı gibi arka geldi. Şimdi Kino'yu aldık. Nereye vurdu orada? Dogo'yu arkaya vurdu. Müthiş tekme. Mayuto. Harika tekme. Şimdi Uşa'yı da almaya çalışalım. 3-3 geldi. Burada bitti, Uşa'yı da alacağız. Bitti. Alıyor. Yürü. Üst koridordan minyonlarla bitirmeye oynayabiliriz. Kaç saniye var? Kaç saniye var? Mahan tek başına kaldı. Şu minyonları koruyun. Şu minyonlara bir şey yapamasınlar. Evet evet evet. Etten duvarı örtük. Şu etraflarında. 42 dakika ilk karşılaşma. 35 saniye dakika ilk karşılaşma. Mahan yalnız bir tane minyon kaldı minyon orada. Yok. Minyon yok. Minyon korumamız lazım. Orayı. Minyonu Mahan korumamız lazım. Uzattı. Bolu'nun artık orada Mahan'ın gelişine geldi. Var bir tane minyon gitti. O minyonu tutmak lazım. Müsaade etmeniz. Bir tane daha minyon. Evet hala ayakta. O kuşatma minyonunu. Böyle kalbime sokasım var. Alnından öpesim var. Galatasaray ikinci maçta 40 dakikalık bir resital daha. Bir resital daha. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın bu sefer bizim için.